Tutuklu kanser hastası tahliye edilmiyor. TSK'da şok istifalar. Benzin ve motorine bir zam daha. Günün haberleri başlıyor. İzmir Kırıklar Cezaevinde tutuklu bulunan kanser hastası KYK'lı öğretmen Özgür Doğan, hastalığının son evresinde bulunmasına rağmen tahliye edilmiyor. Eşine yaşatılan zulme dikkat çekmek için mücadele veren ve sosyal medya hesabından bu duruma isyan eden Seyra Doğan, belki birkaç gün sonra Özgür Doğan'ın ihmalle ölümü duyulacak. Ya şimdi sesime ses olun ya da eşime bir şey olursa kimse benim ve eşimin haberini yapmasın sözlerini kullandı. 3 senedir cezaevinde adeta esir tutulan ve İzmir Adli Tıp'ın vereceği rapor için bekletilen Özgür Doğan, cezaevinden gönderdiği son mektuplarından birinde eşine seslenerek "Benim sınavım esarete, bulunduğum yere hasretliye sabır. Elden bir şey gelmiyor. Lütfu da hoş, sabrı da hoş" diye yazmıştı. İnsan Hakları Derneği'nin son açıklamasına göre hapishanelerde 457'si ağır olmak üzere 1333 hasta tutuklu bulunuyor. 15 Temmuz'dan bu yana başlatılan tenkil sürecinde birçok tutuklu tedavisi aksatıldığı ve hak ihlali yaşadığı için cezaevinde hayatını kaybetti. Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Türk lirası Amerikan doları karşısında hızlı değer kaybetmeye başladı ve kur 6 bandını aşarak 6.39 seviyesine kadar yükseldi. Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı kısa sürede %15'e ulaştı. Ardından yine hızlı şekilde 5.80 seviyesine çekildi. Dolar-TL kurunun normal seyrine dönmesinde bankaların stop loss, zarar durdurma emri kararı etkili oldu. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Trump yen döngüsü devam ettikçe kur çok dalgalanacak. Peki neden bunlar TL'nin başına geliyor? Hala en kırılgan para olarak görüldüğü için. O yüzden TL'nin koruma kalkanı olan faizin düşürülmesi, düşürme baskısı bu kırılganlığı besliyor. İsteyene tüm bunları bilmeyenler için Malazgirt'in yıl dönümünde paramızın değerini çökertmek istediler" argümanı da rafta. "Kullanılmaya hazır duruyor" sözlerini kullandı. Sevgili arkadaşlar ve Türkiye'nin ve dünyanın tüm vicdanlı insanları, öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bir pasaport krizi yaşandı ve yurt dışında kanser tedavisi olabilmek için epeyce çaba harcadım. Bugünlerde KHK'lı olduğumuz için halen de KHK'lıyız. Yurt dışına pasaport alıp çıkabilme imkanına sahip değildik. 15 Temmuz sonrası KYK ile ihraç edilip yargılandığı davada beraat eden Profesör Doktor Haluk Savaş, uzun süre mücadelesini verdiği pasaportuna kavuştu. Çok yoğun bir kamuoyu baskısıyla valilikten bana verilmeyen pasaporta karşılık Türkiye'den ve dünyadan tüm vicdanlı insanlar bu konuda destek verdiler. Haber kampanyaları vesaire oldu. Sonuç olarak şu anda hem pasaportuma kavuştum, hem de yurt dışında tedavi olmak üzere uygun tedavi merkezini seçtik, onlarla temas ettik. Ardından gideceğim ülkeye vize alabilme şansım doğdu. Yurt dışında kanser tedavisi görmek için başlattığı kampanya sonucunda pasaportunu alan Savaş, tedavi için yurt dışına gitti. KYK ile kamudan atıldıktan sonra pasaport alarak yurt dışına giden ilk isim olan Haluk Savaş, gelişmeyi YouTube'da paylaştığı bir video ile duyurdu ve tedavisinin ardından Türkiye'ye döneceğini belirtti. Bu sayede tedavimi yaptırma şansım olacak. Yaklaşık 2 hafta kadar gideceğim o ülkede ve belki civar ülkelerde de başta tedavi için gideceğim ama belki bir iki ülkeye aradaki boşlukta turistik amaçla da uğrama şansım olabilir. Sonrasında tekrar ülkeme döneceğim. Diğer yandan terör örgütü suçlamasıyla ordudan ihraç edilen Yarbay Mehmet Hakan da KYK'lara daha cesur olması gerektiğini söyledi ve düşman ceza hukukunun da bir kuralı usulü var. Oysa bu malum süreçte insanlar yasal ve rutin faaliyetler nedeniyle terörist ilan edildi. Suç işlemeden eleştirin ve fikrinizi dile getirin. Mücadele olmadan bir şey elde edilmesi mümkün değil ifadelerini kullandı. (Gülüyor)
AKP'li bakanların Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumundan aldıkları binlerce liralık hediyelerin kendileri tarafından bizzat seçildiği ortaya çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'li bakanlara verilen hediyelerin satın alındığı Fırat Silver adlı mağazanın Instagram sayfasında yer alan fotoğraflar, binlerce liralık hediyelerin bizzat AKP'li isimler tarafından seçildiğini gösteriyor. Bir kez daha soruyoruz buradan. Kayyumlardan yüz binlerce liralık hediye aldınız mı, almadınız mı? Görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, kayyumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya her biri 40 bin ve 42 bin liradan iki hediye verdiğini, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 136 bin liralık hediye verildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'na iki sefer hediye verilmiş belediye üzerinden. Her birisi 40 bin, 42 bin, 43 bin. Cumhurbaşkanı'na bir hediye faturası var bende. 136 bin 944 bin. Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi izne çıkınca yerine bir veteriner vekil olarak atandı. Skandalı sosyal medya hesabından duyuran CHP'li eski vekil Çetin Bilgir, atamanın yanlış olan yanı, insan sağlığı konusunda birçok yetkin uzmanın olduğu böyle bir birimde hayvan sağlığı uzmanının görevlendirilmiş olmasıdır. Yöneticilerin kendinden olsun anlayışıyla, Kars halkıyla ve hepimizle umursamaz ve alay eden tavırları tam anlamıyla hadsizliktir ifadelerini kullandı. Sayın Rektör, ilgili kişinin doktora yaptığı alan hayvan sağlığıdır. Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ise skandalı ilişkin yaptığı açıklamada ataması yapılan kişinin veteriner hekim olduğu konusuna hiç girmedi, soruları ve iddiayı cevapsız bıraktı. Benzin ve motorin fiyatlarına bir zam daha geldi. Zam litre bazında benzine 16 kuruş, motorine ise 11 kuruş olarak yansıdı. Söz konusu artışlarla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara'da 6.37, İstanbul'da 6.31, İzmir'de 6.39 liraya, benzinin litre fiyatı ise Ankara'da 6.83, İstanbul'da 6.76, İzmir'de 6.84 liraya yükseldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 1 Ağustos tarihinde toplanan Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından TSK'da görev yapan 5 general daha istifa etti. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiş. TSK'da deprem etkisine neden olan istifalar arasında Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da bulunuyor. İstifa haberlerini doğrulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, durumun gayet normal olduğunu söyledi ve emeklilik TSK mensuplarının doğal bir hakkı sözlerini kullandı.